kaza namazı borcu olan birisi sünnetleri kazaya niyet edip kılabiliyor. Şimdi bir dinleyicimiz dedi ki tamam dedi, ben onu kabul ediyorum. Yapıyorum da. Ben Hüseyin İlmi Efendi'yi de işte tanıyorum, seviyorum da. Onun yolundan gitmeye çalışıyorum. Ama onun yazdığı kitaplardan birinde de işte evvabin namazının çok faydalı, bereketli olduğu söyleniyor, yazıyor. Dolayısıyla ben ayrıca bir de evvabin namazı kılmak istiyorum. Kaza namazı borcum var ama, diyor. Yani kılsın mı yoksa eksik mi anlamış? Şimdi Mustafa Bey, hani senelerde bunu anlatıyoruz da, ben tabii senelerde çabuk geçti. Neredeyse yarım asır oluyor. Devlet yani. Şimdi Seyyid Abdülhakim Arbansı Hazretleri'nin bir sözü. Seneler önce duymuştum ben onu. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri, Allah da imkan verirse, dirilse, gelse, 100 sene idare etse bu ülkeyi, Hazreti Ömer 100 sene idare etse, Müslümanların din bilgisi, anlayış seviyesi Abdülhamid Han Cennet Mekan Hazretleri'nin zamanındaki kadar olabilir buyurmuş. Hazreti Ömer ve 100 sene idare etmesi. Evet. Dolayısıyla o kadar mı bozulmuşuz yani? Evet, o kadar bozulmuş. Eksideyiz yani o zaman. Eksi. Yani artı sıfır da yok. Sıfırın altında. Eksi 10, eksi 20, eksi 30, eksi 50 öyle düşün yani. Öyle düşün. Şimdi bu dinleyicimiz alınmasın. Yani kalkıp da bir soru sorduk veyahut da böyle bir şey anladık. Bizim anlayışımızın yanlış olduğunu tenkit etti. Hayır. Kendisine teşekkür ederiz. Yani çok güzel bir şekilde de Ayşe şartı anlatmış. Şimdi ve kendisi gocunmasın da ve herhangi bir şekilde de hatırına bir şey gelmesin. Çünkü bizzat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh hazretlerini, bak kitabını okuyan demeyeceğim, görüp sohbetinde bulunan bile aynı şekilde bu dinleyicimiz gibi anlayabiliyor. Meseleyi kavrayamamış. Şimdi farzların ehemmiyetini mesela kaza namazı bahsinde anlatırken açık net bir şekilde bildiriyor. Ve İmam-ı Rabbani Hazretlerinden de mutmain olmamız için bir nakil yapıyor. İmam-ı Rabbani Kutlu Sözleri buyuruyor ki farzlara verilen sevap deniz, okyanus. Nafileye verilen sevap, o denize bir parmak batırıyorsun, çıkartıyorsun damla. Evvabin namazı çok çok sevap. Teheccüd namazı çok 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 bilemeyim sevap. Efendim tesbih namazı çok 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 sevap. Çıplakları giydirmek çok 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 sevap. Açları doyurmak çok 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 sevap. Susuzlara su yetiştirmek, kuyu açmak, cami yapmak, çeşme yapmak neyse. Bunlar çok 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 sevap. Doğru. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri kesin, net bizim anlayacağımız bir ölçü bildirmiş. Bu çok 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 sevap. Nafileler için bildirilen deniz yanında damla gibidir. Yani farzın yanında bir damla gibidir. Farzın yanında damla gibidir. Mesela bazen bize müracaat edenler oluyor. Şimdi İhlas Vakfı'nın da aynı şekilde yayınlar oluyor. Hani hakika için. Hani biz bildiğimizden naklediyoruz. Eğer dinleyin şey yapıyorsa falan. Efendim hakika. Hakika kesmek, kestirmek. Elbette ki çok faziletlidir. Müstahaptır, sünnettir. Kitaplarda geçiyor. Erkek çocuklar için, kız çocuklar için bir tane kesilmesi çocuklar hastalıklarından korunduğu bildiriliyor. Ama fıkıh kitaplarındaki hükmü nedir bunun? Müstahap veya sünnet diye yazıyor. Değil mi? Zengin fakir herkese de ikram edilebilir. Bunlar da yazılıyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken kendilerine arz edildi. Efendim çocuğum hakikasını aynı şekilde keseyim mi yoksa o bedeli ben hakikat kitabına kitap alıp o kadar kitap dağıtsam öbürsü var sevap olur buyurdular. Kitap dağıtmak. Tabii. Hayvanı kaç alacaksın? 2000 lira. 2000 liralık kitap dağıtacaksın. Niyetinde hakika bedeliyle dağıtıyorsun. Bak birisini kesip etini dağıtıyorsun. O da sevap. Ama o bir damla. Öbürsü deniz. Öbürsü farz yani. Farz. Çünkü Allah'tan emrini şey yapıyorsun. Mesela zaman zaman anlatıyoruz. Efendim işte Kur'an kursu yaptırmak, cami yaptırmak. Ya çok 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 sevaptır.
Açları doyurmak da, susuzları yemek çok çok sevap. Ama İslam alimler bir sıralama yapmışlar. Başa koymuşlar. Neyi? Allah-u Teala'nın dinini insanlara ulaştırmayı, öğretmeyi, itikadı bozuk olan ehl-i sünnet itikadı, imanı olmayanlara imanı ulaştırmak. Çünkü buyuruyorlar. Adam açtır, imanı var, eceli geldi öldü. Nereye gitti? Cennete. İmanı gitti çünkü. Efendim günahı var ya. Cehenneme girer girmez o beni ilgilenmez. Sahibini ilgilendirir. Ama imanlı gittiyse neticede cennete gidecek. Efendim açtı doyurdum. Çıplaktı giydirdim. İmanı yoktu. O anda öldü. İmanı yok diyorsun. Nereye gitti? Cehenneme. Yani İslam alimler bunu açık net bir şekilde bu şekilde bildirmişler. Bu şekilde bildirmişler. Dolayısıyla şimdi saadeti ebedide kaza namazları konusu anlatılırken, kaza namazları konusu anlatılırken, şimdi fıkıh ilmini iyi anlayabilmek için usulü fıkıh da var. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, saadeti ebedi kitabında o usul bilgisi, kendilerinin bildirdiği bir usul bilgisi var. Bir konunun ne olduğu mesela kaza namazları konusunda anlatılmış. Adak, nezir bahsinde anlatılmış. Mesela diğer kitaplarında adakla alakalı, kaza namazıyla alakalı veya benzeri bu nafile ibadetlerle alakalı detaya girmez artık. Çünkü orada ölçü bildirildi. Sen onu iyi anlaman lazım. İyi anlayınca diğer kitapta bir satır olarak geçiyor mesela. Teheccüd namazı kılmak çok faydalıdır diye geçti mesela, değil mi? Ama teheccüd namazının kaza namazları yanında, farz namazları yanında ne olduğunu sen daha önce öğrenmiştin. Elbet çok kendindir. Nedir kaza namazınız? Teheccüd kıl. Değil mi? Öncelik ona aittir. Adak mesela. Nezir bahsinde açık net bir şekilde 5 tane şart bildirilmiş orada. Bir şeyin nezir olabilmesi, adak olabilmesi için şu şartların bunda bulunması lazım. Sen onu iyi hazmettikten sonra, iyi anladıktan sonra, yani bu senin elinde bir ölçü. Şablon. Koyuyorsun, diyorsun. Burada bir şey anlatılırken hani bir adak dendi, yani çok sevap dendi, çok şey dendi falan hani yani, ama detayı orada bildiriliyor. Mesela şu işim olursa bir koyun keseceğim. Nezir bahsinde anlatılıyor, bu adaktır buyuruyor. Mesela Kıyamet Ahiret kitabında Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh ve Habilere cevap verirken, onlar diyorlar ki dörbelerin yanında da kesiyorlar bilmem adamı, orada cevap veriyorlar ve orada buyuruyorlar ki mesela Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh cevap verirken, adak Allah içindir. Zaten ben Allah rızası için şu koyunu şu işim olursa keseceğim demediyse bu zaten adak olmaz. Ya cevap o. Orada öyle denmesi lazım. Efendim Allah rızası demediyse adak olmaz. Hükmü çıkmaz oradan. Çünkü nezir bahsi saadet ebedide anlatılmış. Adam dedi şu işim olursa ben dedi koyun keseceğim. Adaktır bu. Bitti o. Orada anlatılmış bu. Orada birisine cevap veriliyor. Diyor ki bu bir Müslüman şu işim olursa bir koyun keseceğim demesi Allah rızası için demektir. Ayrıca demesine gerek yok. Ama orada Vehhabi'ye cevap verirken diyor ki Müslüman zaten böyle düşünür. Allah rızası için demediği müddetçe olmaz elbette ki. Şimdi altyapı olmazsa bunu anlayamaz. Mesela şimdi din düşmanlarını da anlayamıyor insanlar. Niye anlayamıyor? Biz ısrarla diyoruz ki faydalı bilgiler kitabı dikkatli bir şekilde okunması lazım. Okunduğu zaman mesela benim önüme bir yazı getiriyor. Bakıyorum bu adam mezhepsiz diyorum. Ya nereden anladın? Orada yazıyor mu mezhepsiz olduğu? Hayır. Mezhepsiz olduğu yazmıyor. Ben mezhepsizim de demiyor adam. Adam yazarken orada işte İmam Hasan böyle demiş, İmam Şafii böyle demiş. Ama şimdi bu kadar böyle detaylı bilgi vermeye gerek yok. Zımnen adam mezhepleri kötüleyecek. Tamam mı? Ucundan kıyısından boyuna giriyor. Bu adam zındık. Hatta ben de böyle düşünüyorum diyor orada. Kendi fikri. Yani iğneleyecek orasını. Mesela Taimat-ı Okut'a dikkatimi çekmişti benim. Bu İhya-i Ulumuddin'in bir tercümesi vardı falan. Adam dipnot yazıyor tercüme eden adam. Bu hadisin kaynağı bulunmadı. Bu ne demek biliyor musun? İmam-ı Gazali Hazretleri uydurma hadis-i şerifleri kitabını almış demektir. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin itibarına suikasttır bu.
Bunu iyi anlamalı. Bu adam mezhepsizin tekidir. İmam-ı Gazali Hazretleri'ne düşmandır. Adam yazıyor mesela Osmanlı ile alakalı Emir abiler anlatmışlardı. Adam 1000 sayfa kitap yazmış Mustafa Bey. 1000 sayfa kitap yazmış. 990 sayfası Osmanlı'yı övüyor. Son 10 sayfasında bir hadise anlatıyor. İşte Osmanlı böyle diyor. Övdüğü övdüğü hepsi gitti. Adam Osmanlı düşmanlığını yerleştirecek oraya. Emir abiler anlatıyordu. Viyana'ya gittik orada dedi. Osmanlı'nın Haşmet'in şeyini falan anlatan bir müziğinden bahsediyor. Gittik buyurdular. Hakikaten geliyorsun müziğe buyurdular. Safa safa işte o dönemde Osmanlı yaptığı silahlar şeyler falan. Osmanlı'nın gücünü gösteriyor. Götürüyor. En son işte diyor bu gücü biz durdurduk biz yendik. Adam kendini övmek için şey yapıyor bunu. Adam mesela Osmanlı sultanlarıyla alakalı bir şey yazıyor veya söylüyor. Bakıyorsun işte diyor meyhane açmasına izin vermiştir. Efendim işte iki şeyinden başka onun önemli bir şey, iki beytinden başka önemli bir şeysi yoktur. Efendim işte bandolin de çalardı, bilmem ne de yapardı, piyano da çalardı. Anasının sözünden çıkmazdı, hanımının sözünü dinlerdi. Gibi. Gibi. Peki bu ne? Bu Osmanlı sultanı methetmiyor. Suikast bu. Tabii. Tamam. İtibar suikastı. Yani Osmanlı sultanlarını kötülemek. Ya Türkiye'de film şey yaptılar. Muhteşem yüzyıl dediler, ne dediler falan. Başından sonuna kadar Osmanlı düşmanlığıyla doluydu o. Nereden biliyorsun falan. Ya böyle harem hayatını getirdiler. Osmanlı işi gücü yok da üç kıtada hakim. Haremde başka bir şey düşünmedi mi? Yattı kalktı hep karı mı düşündü bunlar? Kalmak herifler. Süleyman Han. Ha? Sanki hiçbir yere gitmemiş. Haremden dışarı çıkmamış. Haremden dışarı çıkmamış. Çıkmaya da tenezzül etmemiş. Ha bu nedir? Bu itibar suikastıdır. İtibar suikastıdır. Mesela adam mübarekleri ben çok seviyorum de efendim bana bir şey falan filan filan. Ondan sonra bakıyorsun. Bu kitabında aldığı şey uydurmadır. Buradaki aldığı şey bilmem nedir. Bunun aslı yoktur. Yalan o sevdiği. Mübareklere düşmandır adam. İmam-ı Gazali Hazretleri uydurmadığı şerif aynı şekilde var falan. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin düşmandır bu adam. Osmanlı sultanlarının aynı şekilde böyle şeylerini şey yapıyor. Düşmandır. Onun için de hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyurmuşlar ki ben hocamdan iki bir şey öğrendim. Kim sevilir kim sevilmez. Bu hak bu batıl. Onun için bu kitaplar okunmazsa böyle karışır durur kafa. Tamam. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.